Okullar biliyorsunuz 11 Eylül günü açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunları 3 başlıkta toplayabiliriz. Birincisi öğrenciye dair sorunlar. İkincisi öğretmen, veli, okula dair sorunlar. Üçüncüsü de eğitime dair sorunlar. Şimdi bu öğrenciye dair sorunları içine alıyoruz, buyur sorunu Evet. sınıflamak gerekirse. Öğrenciye dair sorunlar da sadece yurt sorunu olsa yine iyi. Bakın okula aç giden öğrenciler var. Okula aç gittiği için dersini dinleyemeyen öğrenciler var. Okula aç gittiği için bu çocuklarda yetersiz ve kötü beslenmeden dolayı bu çocuklarda öğrenme güçlüğü, öğrenme geriliği başlamış. Bu bulgular yaygınlaştı. Yani bir iki okulda, bir iki çocukta değil. Çocuklarda şu anda bodurluk ve obezite baş gösteriyor. Bu Nasıl ikisi inanılmaz bir şey evet. yani bu araştırmalar bunları Tabii ortaya tabii koyuyor bunlar net yanlış bulgular. Bunlar beslenmekten. şey değil, hani böyle hikaye olarak anlatılan konular değil. Bunlar bulgular sonucu ortaya çıkmış konular. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir nesli biz kaybediyoruz. Bir nesilde öğrenme güçlüğün demek ne demek? Yarın öbür gün bu çocuklar ülkeyi yönetecek yere gelecekler. Ülkeye dair kararlar alacak mekanizmalara gelecekler. Türkçe okuduğunu anlayamayan çocuklar var. Kendi ana dilinde okuduğunu anlayamayan çocuklar var. Sınavlarda fen ortalamamız bir net. Matematik ortalamamız bir net. Yani 30 soruda, 40 soruda bir net ne demek? Okuduğunu anlamıyor Ama bir demek bu de biliyorsunuz çocuk. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Evet. Müfredat çok ağır. Biz bu müfredatı daha hafifleteceğiz Biz dedi. bundan daha zor müfredatlarda okuyorduk. Yani bizim okuduğumuz okullar bunun çok çok daha zoruydu. Önemli olan müfredatı kolaylaştırmak, zorlaştırmak değil. Bir kere velinin üstünden geçim sıkıntısı derdini alacaksın. Yani çocuk okula gönderemiyor annesi babası. Neden? Çünkü çocuğun yanına verecek cep harçlığı yok. Çocuğa kantinden bir tost alacak olsa, bir ayran alacak olsa günlük vereceği para en az 50 lira. Bir su alacak olsa şu kadar para. Yani çocuğu sırf yanına harçlık veremediği için, çocuk okulda aç kaldığı için okullarda açık öğretime yönelen çocuk sayısı çok fazla. Ya da tamamen okulsuz çocuk. Ev genci diye bir tarif çıktı. Yani ev genci ne demek? Ev genci çocuk ne okulda, ne eğitimde, ne işte, evde oturuyor. Böyle bir tarif. Eğitim literatüründe ev genci diye bir tarif girdi eğitim literatürüne. Evet, bu Böyle bir şey inanılmaz olabilir sevgili mi? seyirciler. Yani Ben de ilk defa duyuyorum. bakın, Ev genci. evet, Yani okula eğitim gitmiyor. sendikalarının da bu teknik Ve olarak çalışmıyor. geliştirdi Çocuklar evi. evde. Evet, evde Mutlaka iki da bir çocuk. bilgisayar karşısında. Sosyal Şimdi medyanın çocuk içerisinde. dışarıya da çıkamıyor. Dışarı çıksa bir çay içse şu kadar lira. Otursa arkadaşla şu adı belli yerlerde kahve içse bu kadar lira. Çocuklar evde oturur Aslında hale geldiler. bu ekonomik kriz, işte böyle 2000 liralarla Tabii. çocuklara böyle burs veriliyor ama bu ekonomik kriz bence en çok çocukları ve gençleri Tabii, yıktı. Çünkü müthiş. dediğiniz gibi bizler belki hayatın bir dönemlerinde zaten Tabii. yaşadık gençliğimizi. Üniversitede okurken eğitim sisteminin bize getirdiği sağlıklı olanakların az da olsa biz onlarla mücadele ettik. Ama Tabii. bu şu andaki çocukların buna şansı da yok. Yani Ben biliyorum ki antidepresanlarla yaşıyor çocuklar. birçok öğrenci okuldan da ayrılmak zorunda kaldı. Aynen. Benim anlattığım işte demin ev genci dediğimiz şey işte o çocuklar. Yani bir tarafta internette gördükleri dünyalar var. Dünyadaki diğer ülkelerde yaşanan hayatlar var ya da ya kendi ülkesindeki gençlerin yaşadığı hayatlar var. Bir tarafta da kendisinin evde hapsolmuş ruhu var. Çocuklar antidepresanla yaşar hale geldiler. Müthiş bir şey var çocuklar arasında. Nasıl söyleyeyim? Mutsuzluk dalgası var. İnançsızlık, Mutsuzluk güvensizlik çok dalgası önemli. Bir var. de tabii ki gençlerde umutsuzluk var. Evet. İleriye dönük hem mutsuzluk var şu andaki hayatın içinde, ileriye Müthiş. dönük de yani eskiden çocuklar işte gençler ben işte okuyacağım, öğretmen olacağım, ben okuyacağım, doktor olacağım. Şimdi çocukların bu eğitimi tamamlayacak ailelerin maddi gücü olmadığı için Bitirse ne olacak? bitirecek durumları da yok, okuyacak paraları da yok. Çünkü mesken yani özellikle en büyük sorun Tabii. çocukların korunması ve Tabii. yataklı bir yurtların olması. İşte 9 çocuğun aynı odada kaldığı bir yurtta nasıl öğrenciler beraberce huzurlu ve Tabii. rahat bir Oya ders çalışma Hanımcığım, ortamı biz sağlayabilir devlet çok onlara? kolay unutan bir toplumuz. Bakın bundan önce biz Aladağ faciasını yaşadık. Aladağ'da çocuklar bir tarikat yurdunda. Çünkü devlet o çocuklara yurt ver yapmadığı için, devlet imkanını çocuklara yurt harcamak için değil de kullanılmayan havaalanları,
geçilmeyen köprülere verdiği teminatlar için, ödeme garantilerine verdiği için o parayı onlara harcaması gereken, eğitime vermesi gereken, çocuklara eğitim hizmetini verirken eşitliğe vermesi gereken, emeklilerin maaşlarını arttırması gereken verdiği parayı götürüp de garantili işlere verdiği için maalesef aynı pasta var. O zamanki 1950'lerdeki aynı pastayı hatta daha büyüttü ülke aslında. Milli gelirimiz arttı, ülke gelişti, pasta büyüdü. Fakat tüm mesele siz bu pastayı nasıl bölüyorsunuz? Kime ne tarafı veriyorsunuz? Hangi eğitime mi çok para harcıyorsunuz? Yoksa müteahhitlere mi çok para harcıyorsunuz? Yani biz bu kadar yoksul bir ülke değiliz. Değiliz. Yani ben tam tersine çocuklarımızı, iyi beyinleri eğitemeyecek bir ülke üstünde olduğumuza inanmıyorum yani kesinlikle. Yani bir ülke düşünün siz, bir yurtta, kaçak bir yurtta öğrenciler cayır 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 yanıyor. Kız öğrenciler yandı orada, gözümüzün önünde yandı. Evet, unutmadık ya bakın biz savaşta ölenleri konuşuyoruz. Savaş yok, bir şey yok kardeşim. Öğrenci okulun içinde, yurdun içinde, kaçak yurtta. Çünkü devlet o öğrenciye okuduğu yerde yurt yapamadığı için, okuduğu yerde barınma imkanı vermediği için mecbur kaldığı, zorunlu olduğu, Milli Eğitim'in gösterdiği, burada konakla dediği, yurtta kontrol olmayan yurtta cayır cayır yandı. Evet. Asansör faciası diyorsunuz. Bu asansör faciaları neden oluyor? Ben size söyleyeyim. Ben bir inşaat mühendisiyim meslek olarak. Hı hı. Şimdi TUMOB'u yani mühendis mimar odalarının daki insanlar birçok durumda oldu bittiye getirmedikleri için, örneğin Atatürk Orman Çiftliği üstüne saray yapılırken Ankara Mimarlar Odası çıkıp da bu saray kaçaktır diye bağırdığı için, bu saray kaçaktır diye mahkemeye verdiği için biz mühendis mimarlar olan bitene razı olmadığımız için bizlerin elinden kontrol yetkileri alındı. Bu asansörler kontrol edilmiyor. Asansör kontrol edildiğinde oraya giden mühendis, makine mühendisi arkadaşımız mutlaka ve mutlaka oraya kırmızı ibareyi koyuyor. Bakın birçok asansör yurtlarda kırmızı ibareye rağmen çalıştırılıyor. Birçok yurtlar 2 yıl, 3 yıldır asansör kontrol edilmemiş. Ya kardeşim siz evinizin camı kırılsa yaptırıyorsunuz da insanların size emanet ettiği evlatları niye sanki kırmızı? Sanki böyle bir öğrencilere yani devletin görevlisi değil mi? Maaş alıyor. Tabii. Ve orada o yurttaki çocukları korumakla görevli. Aynen. Yani onlar hepimizin çocuklarının ailelerinin vergileriyle bir maaş alıyorlar. Tabii, ve evet. Bütün yaz dönemi asansör kontrol edilmiyor. Bir de asansöre kalabalık binmeyin diye çocukları tahrik eden bir açıklama. Yani bu dalga açıklama herkesi tahrik şey. Eder, evet. Bizi de eder. Şimdi siz hem kusuru göreceksiniz, hem olayda büyük bir ihmaliniz olacak, hem de siz de kalabalık asansöre binmeyeceksiniz diyecek kadar bir fütursuzluk. Evet, yani maalesef. Bunun akıl almaz bir durum olduğunu hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Evet, bu asansör faciası gerçekten hem de Aydın'da, bizim bölgemizde, evet. Türkiye'nin büyük şehirlerinden birinde yaşanan çok acı bir olaydı. O aileye buradan bir kez daha başsağlığı diyoruz. Evlatlarını kaybettiler. Ben de başsağlığı, umutla gönderdikleri evlatlarını. Orada ne yazık ki çok sorumsuzlukça çalıştırılan bir asansörde acımasız bir tavırla da tabii karşılandı, evet. Olay. Çünkü aileden bence çok ciddi anlamda özür dilenmesi gerekiyor. Bu çok acı bir olay. Evet. Üzerine Bolu'da da aynı bir asansörde kalma şeyi oldu. Ben gençlerin burada yeterince korunduğunu düşünmüyorum. Siz nasıl bir düşüncesiniz? Şimdi, bunları görerek söylüyorum. Kesinlikle yani kişisel düşüncem. Yani kesinlikle korunmak diye bir hani korunmaya dair bir gaye yok. Korunmaya dair bir arzu yok. Yani nasıl söyleyeyim size? Bilimle, fenle şey yapılmaz, inatlaşılmaz. Yani buna rağmen bir şey yapılmaz. Siz sırf mühendis mimar odaları bütçe olarak ekonomik girdi olmasın diye buralara mühendis mimar odalarının kontrolünü kaldırırsanız bu başınıza gelir. Ama siz bir taraftan da şunu düşünmemiz lazım. Bu bir rastlantısal durum mu, yoksa cehaleti, insanın cahilini seven insanların veliler daha çok çocukları göndermesinler, eğitimden uzak tutsunlar, gençler eğitimden uzaklaşsın, insanlar eğitimden uzaklaşsın, itaat edip rahat etsinler diye bile isteye kurgulanmış bir durum mu? Bu da mutlaka aklımızda olsun. Evet, yani bu inşallah böyle bu rastlantısal bir şey mi, yoksa yani siz bile diyorsunuz ki bu kadar uç bir olay yani rastlantısal olmayabilir şimdi de yani. Şimdi üst üste siz ısrarla
asansörleri, yurtların asansörlerini kontrol ettirmemek ne demek? Yani bu bir rastlantı olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Kontrol ettireceksiniz bunu. Yazın yurdu şöyle bir elden geçireceksiniz. Nesi var, nesi yok, eksiği var mı, gideği var mı? Biz bile mevsimden mevsime geçerken şöyle bir eve bakarız yani. Evet. Bir boya badana yaptırırsınız, gerekirse başka bir şey yaparsınız. Eskimişse koltuk takımlarınızı, yani yüzlerini değiştirirsiniz. Yani asansörün etiket varsa daha önemli ne vardır ki o yurtta? Tabii ki. Temizlik, hijyen tabii ve ki. Tabii ki çocuklara sağlıklı bir besin sağlama dışında onların can güvenliğini sağlayacak her şey kontrol edilse ve etiket de varsa, kontrol edilmesi gerekir etiketi varsa, edilmediyse tabii ki bunlar tabii ki. Sizin bahsettiğiniz belirli, soru işaretleri. Belirli tekrarlarda kontrol edilmesi gerekiyor bu tip şeylerin. Evet. Biz bugün